Dr. Jekyll ve Bay Hyde'ın garip vakası, Robert Louis Stevenson'ın 1886 yılında yayımlanan bir kısa romanıdır. Kitap, kendi icadı olan serumu kullanarak sürekli mücadele ettiği kötülük yapma hissini yok etmeye uğraşan Dr. Henry Jekyll'ın hikayesini anlatır. Hayalperest bilim insanı, yarattığı serumu kendi üzerinde dener ancak sonuç beklediği gibi olmaz ve ortaya Bay Hyde çıkar. Kötülük timsali, korkunç bir karakter olan Bay Hyde, işlediği cinayetlerle Londra'yı birbirine katar. Hikaye, Dr. Jekyll'ın Bay Hyde'dan kurtulmak için kendi canına kıymasıyla son bulur. Dr. Jekyll ve Bay Hyde'ın garip vakası, piyasaya çıkar çıkmaz çok yüksek satış rakamları yakalar ve popüler kültürün mihenk taşlarından biri haline gelir. Kitabın yarattığı etki o kadar büyük olur ki, Marvel evreninin yaratıcısı Stan Lee, Yeşil Dev halkı Jekyll ve Hyde'la Frankenstein karakterlerinden etkilenerek yarattığını anlatır. Jekyll ve Hyde'dan tek etkilenen Stan Lee değildir. Yazılmasının üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen hikaye ve karakterler sanatın hemen her alanında karşımıza çıkmaya devam eder. Jekyll ve Hyde'ın hikayesini konu alan filmler ve diziler çekilir, tiyatro oyunları sahnelenir. Yaratılan onlarca eser arasında bir tanesi çok etkileyicidir. İlk kez 1990 yılında sahnelenen Jekyll ve Hyde müzikali, senelerce Broadway'in en ünlü müzikallerinden biri olur. Müzikal sahnesinde Dr. Jekyll'ı canlandırmak çok güç bir iştir. Oyuncunun iki karaktere birden hayat vermesini gerektirir. Ancak müzikalin oyuncu seçimleri doğru yapılır ve Jekyll rolü bu güç işin üstesinden gelebilecek oyunculara teslim edilir. O oyunculardan biri, ülkemizde de çok iyi tanınan bir isimdir. Jekyll ve Hyde müzikali 17 Ekim 2000 günü perdelerini açtığında seyirciler sahnede çok tanıdık bir yüz görürler. Yalan Rüzgarı ve Sahil Güvenlik gibi popüler dizilerle tanınan ancak esas ününü Kara Şimşek dizisindeki Michael Knight rolüyle kazanan David Hasselhoff'tur karşılarındaki. Hasselhoff, orijinal Broadway şovunun son Jekyll'ı olarak ilk kez o gün seyirci karşısına çıkar ve müzikalin son kez sahnelendiği 7 Ocak 2001 gününe kadar Dr. Jekyll ve Bay Hyde karakterlerine hayat verir. David Hasselhoff'un bu kadar ünlü bir müzikalin başrolünde olması aslında şaşırtıcı değildir. Sabun köpüğü dizilerle tanınmasına rağmen aktörün esas eğitimi tiyatro üzerinedir. Tiyatro sahnesine ilk kez 7 yaşında çıkmış, lisans eğitimini tiyatro üzerine yapmış, Chicago, The Producers, 9 to 5, Peter Pan gibi önemli müzikallerde başrol oynamıştır. Sahneye ve özellikle müzikallere büyük bir aşkla bağlıdır ve Dr. Jekyll rolü onu müzikal kariyerinin zirvesine taşır. Aktörün oyun sırasında zirveye çıktığı ansa Dr. Jekyll'ın ilk kez Bay Hyde'a dönüştüğü an olur. İyinin kötüye, bilim insanının canavara dönüşümünü izlemek etkileyicidir. Ama bundan da etkileyici olan, titiz bir bilim insanı olan Dr. Jekyll'ın gelişmeleri an be an kaydetme çabasına şahit olmaktır. Dr. Henry Jekyll, yaptığı deneyi kaydederek insanlığa ve bilime faydalı olmak ister. September 14th, 3:56 a.m., 3:58 a.m., it is done. I've injected 5 centiliters of the newly fused formula. Bu durumun çok daha dramatik bir versiyonu, Jekyll ve Hyde kitabı piyasaya çıktıktan sadece bir yıl sonra, 1887 senesinde İstanbul'da yaşanır. O yıl, çok önemli bir Osmanlı entelektüeli, insanlık tarihinde eşine az rastlanır bir şekilde kendi canını alır. Mezardan bir ses. Ey hakim! Hayattayken pek çok lütuf ve iltifatınızı görmüştüm, minnet duygularımı son nefesime kadar muhafaza ettiğimi ispat etmek için kalemimden çıkan son satırları size hitaben yazıyorum. Şu mektubu aldığınız vakit elbette intihar ettiğimi de haber almış olacaksınız. İntihar niyeti bende 2 seneyi aşkın zamandır mevcuttur. Bu satırlar çok önemli bir Osmanlı entelektüeli olan Beşir Fuat Bey tarafından edebiyatımızın öncü kalemi Ahmet Mithat Efendi'ye yazılan mektupta yer alır. Beşir Fuat kısa ömrüne oldukça fazla olay sığdırmış ilginç bir karakterdir. 1852 senesinde dünyaya gelir. 1873'te harp okulunu bitirir. Aynı yıl Sultan Abdülaziz'e yaver olur. Gönüllü olarak Sırp Savaşı'na,
Rus savaşlarına ve Girit isyanını bastırma harekatına katılır. Kol ağası rütbesindeyken askerlikten ayrılan genç adam, vefat edeceği tarihe kadar yoğun bir yazarlık ve yayıncılık faaliyeti yürütür. Beşir Fuad'ın özellikle ileri seviyedeki Fransızca, Almanca ve İngilizcesini kullanarak bu dillerden Türkçe'ye yaptığı tercümeler, ülkemizin düşün hayatını ileri derecede etkiler. Bu etki o kadar büyüktür ki, hakkında detaylı çalışmalar yapmış olan Profesör Orhan Okay'ın deyişiyle, Osmanlı aydınlarının çoğu batılı düşünür ve edipleri Beşir Fuad'ın kitap ve yazılarıyla tanır. Beşir Fuad hayatı boyunca Ahmet Mithat Efendi'nin desteğini görmüştür. Bu yüzden son satırlarını usta kaleme hitaben yazar ve sonrasında da bileklerini keserek intihar eder. Beşir Fuad'ın intiharı İstanbul'da intihar vakalarının artmasına yol açar. İş öyle bir noktaya gelir ki dönemin padişahı 2. Abdülhamit teşvik edici olmaması için gazetelerin intihar haberleri vermesini yasaklamak zorunda kalır. Bu büyük etkinin en büyük nedeni genç adamın ölüme yürürken yaşadıklarını an be an kaydetme çabasıdır. Aynen Dr. Jekyll gibi Beşir Fuad da bilime katkı sağlayabilmek için yaşadıklarını kaydetmeye uğraşır. Ameliyatımı icra ettim, hiçbir ağrı duymadım. Kan aktıkça biraz sızlıyor. Kanım akarken baldızım aşağıya indi, yazı yazıyorum kapıyı kapadım diyerek geri savdım. Bereket versin içeri girmedi. Bundan daha tatlı bir ölüm tasavvur edemiyorum. Kan aksın diye hiddetle kolumu kaldırdım. Baygınlık gelmeye başladı. Bunlar Beşir Fuad'ın ölmeden önce kaydedebildiği son satırlar olur. Beşir Fuad'ın ki bir entelektüelin intiharıdır. Yüksek zekası ve hassasiyetleri genç adamın bu dünyadan vazgeçmesine neden olmuştur. Onunla benzer hassasiyetler taşıyan bir başka büyük entelektüel de yarım asır sonra aynı tercihi yapacaktır. Bütün dostlarıma selamlarımı gönderiyorum. Umarım bu uzun gecenin ardından doğacak şafağı görecek kadar yaşarlar. En sabırsızları olan ben onlardan önce gidiyorum. Bunlar 20. yüzyılın en kuvvetli kalemlerinden ve insanlığın yetiştirdiği en anlamlı zekalardan biri olan Stefan Zweig'ın intihar etmeden hemen önce kaleme aldığı son satırlardır. Naziler iş başına geldiğinde dünyaca tanınan bir yazar olan Zweig, Nazi rejiminden kaçar, çeşitli ülkelerde yaşamını devam ettirir. En son aşkla bağlanacağı Brezilya'ya yerleşir. Burada satrancın da aralarında olduğu harika eserler üretir. Çok üretken ve çok başarılıdır. Ancak tüm bu başarısı ve çalışkanlığı yazarı derin bir bunalıma düşmekten kurtaramaz. Uzun yıllardır Naziler yüzünden ülkesinden uzakta zorunlu bir sürgün hayatı yaşayan, İkinci Dünya Savaşı'nın yarattığı kıyım ve acılardan yorgun düşmüş olan yazar, büyük bir umutsuzluğa kapılır ve bunu bir türlü aşamaz. En sonunda çektiği çileye daha fazla dayanamayan Stefan Zweig, 22 Şubat 1942 günü eşiyle birlikte yaşamına son verir. Stefan Zweig'ın ölümünün sorumlusu, Nazi rejimi denen barbarlık ve bunun yarattığı İkinci Dünya Savaşı'dır. Bu savaş öyle berbat bir savaştır ki, bitişiyle de bitmez ve yepyeni gerginlikler yaratır. İkinci Dünya Savaşı bittiğinde Avrupa'da garip bir manzara ortaya çıkar. Almanya ortadan ikiye ayrılır ve yarısı Rusların, diğer yarısı Batılı müttefiklerin kontrolünde kalır. Bu durum, iki ayrı Alman devletinin doğmasına, doğuda Rusların kontrolünde kalan kısmın komünist, batıda müttefiklerin kontrolünde kalan kısmınsa kapitalist olmasına yol açar. Berlin'in durumu manzarayı daha da garipleştirir. Doğu Almanya sınırları içinde kalan Berlin'in yönetimi, Amerika, İngiltere, Fransa ve Sovyetler Birliği arasında paylaşılır. İşler bir dönem sükunet içinde yürür. Ancak Doğu Berlin'den Batı Berlin'e geçen insan sayısının çok artması Rus ve Doğu Alman idarecileri rahatsız eder. Çare olarak şehrin ortasına kocaman bir duvar inşa edilmesi düşünülür. 1961 yılında inşaatına başlanan duvar önce Berlin şehrini ikiye ayırır,
sonra müttefiklerin kontrolünde olan Batı Berlin'i tüm Doğu Almanya'dan soyutlamak için kullanılır. Duvarın temel amacı, Doğu Almanya vatandaşlarının Batı Almanya'ya geçişlerini engellemektir. Kaçak geçiş yapmanın bedeli çoğunlukla ölüm olur. Ve Berlin Duvarı, Soğuk Savaş'ın en önemli sembollerinden biri haline gelir. Bu garip manzara, 1990 yılında duvarın yıkılmasıyla son bulur. Soğuk Savaş'ı, Amerika Birleşik Devletleri'nin başını çektiği Batı İttifakı kazanır ve çöken Sovyetler Birliği beraberinde Berlin Duvarı'nı da götürür. Berlin Duvarı'nın yıkılması büyük bir olaydır ve şu tesadüfe bakın ki çok tanıdık bir figür bu büyük olaydan hemen önce oradadır. Tarih 31 Aralık 1989'dur. İki Berlin arasındaki geçişler o yılın Kasım ayından beri serbest bırakılmıştır. Hem komünist rejim hem de onun inşa ettiği duvar sallanmaktadır. İşte o gün sempatik bir adam bir vincin üzerine çıkar, deri ceketinin ışıklarını yakar ve vinç onu yıkılmak üzere olan Berlin duvarının üzerine yükseltirken, kendisine eşlik eden binlerce insanla birlikte Almanya'da dillere pelesenk olmuş şarkısını söylemeye başlar. Bu kişi, ileride Dr. Jekyll karakterine hayat verecek olan David Hasselhoff'tan başkası değildir. Hayatın sadece yetenek değil, biraz şans da gerektirdiğinin canlı kanıtı gibi ortalarda gezen Hasselhoff, doğru zamanda doğru yerde olmayı başarmıştır. Aslında 1989 yılında piyasaya sürdüğü Looking for Freedom şarkısının ne duvarla, ne Almanya'yla, ne de Soğuk Savaş'la ilgisi vardır. Şımarık bir zengin çocuğunun babasını hava yapıp, sözde özgürlük arayışı için yollara düşmesini anlatan vasat bir pop şarkısıdır bu şarkı. Ama Hasselhoff'un şansına her iki Almanya'da da çok popüler olur ve David Hasselhoff, bir özgürlük savaşçısı olarak kendisini vinçle Berlin Duvarı'nın üzerinde salınırken bulur. Sonuç olarak iki rakip sistem kapışır, çok soğuk bir savaş yaşanır ve kazanan galiba David Hasselhoff olur. Entelektüel ölür, popçu şarkısını söyler, dünya insanların küçük savaşlarını aldırmadan yoluna devam eder.